Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kocaeli çalışmalarım da bitti. Bunun kaydını gene birlikte yapalım. Birinci koşusuyla başlayalım. Maiden bir koşuyla başlanıyor. Altılı dışı bunlar. Bir tane altılı var. O da iyi bir şey. Kopyaya bu at iki sefer maiden'den çıkış parasını kazandı. 4-5 tane ikincilik, bir tane üçüncülük. Yani bu atı artık çıkarmaları gerekiyor. Çok çok yanlış şeyler yapıyorlar. Göstere göstere yapıyorlar. Hoş değil bu maidenlar. O yüzden başımıza her zaman bela olacak. Adamlar hani çift elleri bitmiş okey'e dönüyorlar. O vaziyetteler. Yani yazık. Buralarda tek atıldı. 2-3 yerde favori. Direkt favoriydi. Geçiyorum burayı. Fazla bir şey konuşmayacağım. Çok konuştum o anda. İkinci koşu şartlı mücadele. Şartlı 3 dişi. Sürpriz ihtimali var. Kalitede kalan atlarımız var burada. 4 ara verdi. Etkilenmezse 4 kalite handikap puanıyla yarışını kazanması gerekir. Kazanabilir. Ara verdiğinden etkilenirse şayet 6 Aspinar'ı favorimdir. 6, 4, 2 önereceğim safkanlar. Bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Şimdi burada ders çalışıyoruz. Handikap 16, handikap 2'ler zor yarışlardır. Bir de kısa mesafe, bir de handikap 2 olunca birbirine girer ortalık. Bu mesafelerde derece çalışması yaptığınızda mutlaka derecelerinizi düzgün hesaplamanız gerekir. Hata yaparsanız bilemezsiniz yarışın sonucunu. Ben tabii kendime göre hesaplıyorum. Bu 1.16'larda bir koşu bitmesi gerekir diye hesabını yaptığımda 2 nolu Aliço çıkıyor arkadaşlar. Ben de favori. Kalite handikap puanı yerinde olan bu safkan. Kilo veren safkanların çok az olması, çok geri planda kalmasıyla ben de favori. Enver favori çıkacaktır. Enver 1.15'lerde koşan 2 kilo veren safkan, yarışın da hakkı olan bir safkan gibi gözükse de geçilecek atlar var bence. Öncelik Aliço'nun önerim budur. Altının da ilk ayağı plaseye gelme ihtimali yüksek. Yani 5 favori olduğu için ağırlık binebilir. 2-5 Fatih'in gülü çıkıyor arkadaşlar. Enteresan bir şekilde 53 kilo. Son yarışa pek inandırıcı gelmedi bana. Bu mesafelerde 1.16, 1.16'nın altına indirebilecek safkan. Hiç de sevmem Fatih İngül'ü. Çok meydanda dolaştı bu da. Aspurçe'nin aynısı Fatih İngül'ü. Yani ne yapacaksınız işte. Geliyorlar tekrar karşımıza. Koşma ihtimali var. Ters attır. Buranın ters atı. Bir ne kadar şanslıysa 9 da o kadar şanslı olur. 11 kilo aldı bu yarışa. Öyle girdik. Giriyor. Ki 1.14.58 var. Bu 1.16'lara taşır derecesini. Kilo aldığı için. İşte o zaman rakip oluyorlar. Direkt 5 rakip, 2 rakip, 2 favorim. 7 buradan. Buranın ters atı 7. Kunta Kinte. İsmi de böyle. Kunta Kinte'ye gelmeyelim diyeyim. 7 kilo alsa da kalite handikap puanıyla bu mesafelerde bu dereceleri yapabilen safkanlar ters yarış gelebilir. Benim önerim bu atları birlikte değerlendirmeniz. Tabii tuttuğunuz at varsa da eklemenizden yana. Geçiyorum burayı. Dördüncü koşu. Gene handikap bir yarış. Burası da handikap 15. Handikap 2. Burada da derece çalışmanız gerekir. İyi bir şekilde. Hem atları çalışacaksınız hem derece çalışacaksınız. Öyle 5 dakikada biten işler değil bunlar. Üzerine uzun durmanız lazım. Yaptığım kendime göre çalışmalarımda kilo alan atlar, kilo veren safkanlar, dereceler hesaplamalarımda 8, 11 ve 5 nolu safkanların aşağı yukarı aynı dereceleri çıkardıklarını, gruptan da iyi dereceye sahip olduklarını gördüm ki kilo veren bu safkanlar, çok iyi kilo veren 8, 11 yarışın en şanslı safkanları haline geldiler. 5 yaşına bakmayın, bu mesafelerde yaş iyidir. O yüzden hem derecesi de var. Ben bu 3 safkanı birlikte değerlendirin. Tuttuğunuz atlı varsa da ekleyin derim. Çok at yazmakla da diğer yerlere at yazamazsınız. Yani az at yazarak geçmeye çalışın derim. Bu zor ayağı kolaya çevirmek için. AGF'lerine bakmayın. Bu handikaplarda her an her şey olur. Derece tutmaz. Başka şeyler olur. Yarışta başka şeyler olur. Ankara'da hatırlayın 5 at, 6 at koşuyordu. Yarışın favorisi %60'larda favori, %60 küsürlerde favori. İkincisi de %20'lerde plaseydi. Geriye 3-4 at kalıyordu ki onlar da yazılmayan atlardı Ankara'da. Gene böyle enteresan bir yarış yaptılardı. Starta girerken favori yarıştan çıktı. %60 küsürlü AGF'li at yarıştan çıktı. İkinciye kaldık. İkinci de
Start çıkışında jokeyini düşürdü ya da düştü mü her neyse. İki at gitti. Geriye 3 tane 4 tane at kaldı. Zaten hangisi gelirse gelsin fark etmiyor. Yani bizler hani derece handikapı her şeyini çalıştık. İki atı bulduk. Birini hatta tek verdik. İkisi birden yarışta yoklar. O zaman işte bu işler başka şeylere dönüyor. O yüzden diyoruz ısrarla bütçenizi fazla zorlamadan at yarıştır bu her şey olur diye. Tuttuğunuz inandığınız atlar varsa ekleyin yazın bekleyin. En güzeli budur. Geldikleri zaman mutlu olursunuz. Benim yaptığım çalışmalarda bu. Bizim grupta da yaptığım çalışmalar bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu 3 atı öneririm. Dışına çıkmamasını bekliyorum. 3 attan birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. Geçiyorum 5. koşu. Handikap 14. Bakın gene handikap. Handikaplar baştan sona zordur bakın. Yani 5 at koşsa, 3 at koşsa bile 2 at yazarsanız diğer at gelir. Handikapların tersi sebebi vardır. Anlatırım onu devamlı olarak da. Kilo alan, kilo veren o dengeleri korumak, bilmek, görmek zorundasınız. Bunlar derece değişikliğine sebebiyet verir. O yüzden zorlanır. Kazanan atlar geri plana da kalma ihtimali yüksek olur. Favoriler genelde o yüzden handikaplara da gelmez. Burada da çalışmalarımda, kilo alıp verişlerde, yaptığım derece çalışmalarımda 1.35'ler civarı biteceğini tahmin ettim. Bu yarışın 5 ve 3 nolu safkanları eşit olarak gördüm. Önerim bu 5-3. Sürprizim 6 nolu safkan indirime grubu uygunluğuyla önereceğim bir safkan. 4 nolu safkan da bu atlardan sonra bunlar koşmaz yarışı istemezlerse 4 nolu safkana sıra gelir. 5-3 sürprizim 6 geri planda tuttuğum safkanda 4 başka at göremedim. Varsa tuttuğunuz inandığınız at tabii ki ekleyebilirsiniz. Geçiyorum burayı da. Kısa vade 8-6. koşu. Yani Bilderhan 65,5 kilo. Yazık bu safkanlara. Bu kilolarla koşturulmaz. Romeo 2 nolu safkan. İlgileri yanlış yapıyorlar. Yani atlarınız zaten kazanıyor. Bilmiyorum. Şahsen ben olsam koşturmam. Ama koşturuyorlar. Yapacak bir şey yok. Yeltay. Selim Kayalı Yeltay. Bu grupların atı değil normalde. Kazanması, bu grupları geçmesi gerekir. Geçemiyor bir türlü. Son 2-3 yarışında tek önerdim ben bu safkanı, Yelta'yı. Baskıyı yiyince pes ediyor enteresan bir şekilde. Normalde yapmaması lazım. İyi bir attır. Kalite puanı yüksek olan bu safkan. Alternatif tek adayımızdır. Yeltay. Selim Kayalı Yeltay. Alternatif tekimizdir. Tek rakibini gördüm. Bestekar 4 yaşında bu safkan. Derecesi yaptığı derecesiyle bu grubu ilk defa koşacak gördüğüm kadarıyla da geçme potansiyeline sahip. Diğerleri çok ağır kilo. Bu ikisi Afgan düşerse yarıştan ağır kilolu atlardan bir tanesinin kazanması normal sonuç olur. Kim onlar? Abduhan 5 bilinanlı geçti ağır kiloyla. 3 Artuklu kalite puanı yüksek olan Safkan bakın 61,5 kiloyla. Onları da işaretini yapayım. Öncelikle tuttuğum Safkanlar bunlar olurlar. Sonra artık 63-65 diye gider ki inandırıcı gelmiyor bana. Yeltay'ın normal şartlarda kazanması Bestekar'la beraber potaya girmesi gerekir. Tahminim bu. Geçiyorum burayı da. 7. koşu. Şartlı dişi bir yarış. Burada 3 yaşında dişi bir safkanımız var. Buraya neden kayıtta diye baktığımda doğru kaydı yapmışlar aslında. 3 yaşlarla ben dörtlülerle koşmasını pek beklemiyorum. Daha erken olarak görsem de hazır demek ki atları. Kendi gör arkadaşlar. 1.35 koşabilen bu safkan uygun kilosuyla alternatif tek adayı olarak karşıma çıktı. Görebildiğim bir tane rakibi var. Komşu 5 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla. Geçen yarışta geçilmişti bu safkan. 2'ye geçildi. Yanlış hatırlamıyorsam. Tek rakibi olarak duruyor. İster 8'i tek kullanabilirsiniz. İster yanına bir at yazarsınız. Yani 2 görünen bir at. 2 Madap Chernobyl kilo aldı. Kilo alarak koşuyor. Şartlı 4'te kilo o kadar çok önemli değil diyeyim hadi şartlılar. Handikap gibi değildir. Bu 2 at kötü koşarsa da 2. Kızım Azra bu grubun atı değil. Kısa vade atı. Son yarışı çok kötü. Ara verdi 3 ay. Yani bu grupta ben yarışa dahil olacağını zannetmiyorum.
Bu grubun atı değil bakın. Yani normalde bu gruplarda koşmaz kızım Azra. Daha önce yani çok rahat geçtiği gruplar bu gruplar. Durumu kötü ki buraya yazdılar. Yoksa yukarıdaki gruplara yazarlardı. Onda yorumum bu. Geçiyorum burayı da. 8. son koşudayız. Burası da Handicap 14, Handicap 2. Burada Aspurçe favori çıkacaktır. Aspurçe'yi üçüncü olduğunu da önermiştim bu hafta İstanbul'da. Birinciliğini de tek önermiştik ki Aspurçe'yi biliyoruz artık. Aspurçe Süslü Hanım'la koştuğunda Süslü Hanım ağır kiloydu. Şu an 3,5 kilo vererek koşuyor Aspurçe'ye. Sıkıştırır zorlar. 5 nolu safkanı Süslü Hanım zorlar. Bir de buranın sürpriz bir atı var. Onu söyleyeceğim ki Rest 12 nolu safkan. O da Çim yarışında Aspurçe ile beraber koşuyorlardı. Aspurçe'ye 6,5 kilo vererek koşuyor. Kilo indirim. Burada Handicap 14'lerde kilo veren yukarıdaki tabloyu ikiye böldüm zaten ağır kilolular artık hafif kilolular diye. Kilo veren safkanları bulduysanız iyi. Bulamazsanız durum sıkıntılıdır. Sürprizi kilo veren safkanlar yapar. Normalini görünen atlar, dişi atlar zaten kazanacaksa onlar kazanacaktır. 1.45'lerde koşan 1 ve 5. 5 favori üzerindeki Akın Sözen'le. Ben birim ciddi anlamda rakip olabileceğini söylüyorum. Sebebi kilo. 3,5 kilo vererek koşan Süslan'dan dolayı. Ve gene 12 nolu safkan. Bu da Aspurçe'ye kilo vererek koşuyor. 6,5 kilo çok büyük bir deri kilodur bu kiloda. Önerim tek kullanmayacaksanız Aspurçe'yi bir sonra çok sürpriz at 12 ki 12 gibi atlar sizde olduğunda ya da birinci geldiğinde ara vermiş bir de çok güzel ikramiyelere götürür altılarınızı ve eşlerinizi. Ara vermekten etkilenmezse bu yarışta söz sahibi olur. Rest o yüzden önerimdir. 10 nolu safkan bu da kilo vererek Danyan Kaya ile start alıyor ki bu 3 atın dışında at yazan arkadaşlara ilk önereceğim safkan sihirbaz kız olur. Tek kullanıyorsanız kesinlikle bir şey demem. Kazanma ihtimali yüksek bir safkan Aspurçe. Rakiplerini anlatmış oldum, söylemiş oldum. Kocaeli'de bu kadar arkadaşlar. Tekrar akşamki yabancı yarışlar var. Onlara da bir çalışma yapacağım tekrar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.